Lisan-ı Tayr, kuş dili. Kuşların hütüde Simurg'la aralarındaki bağı sormaları. Bütün kuşlar birer birer özrünü beyan etti. Hüthüt de onların hatalarını düzelterek cevap verdi. Kuşlar artık bir şey söylemekten geri durdular ve bir daha bahaneler üretmemeye karar verdiler. Hepsi Hüthüt'ün karşısında davalarının zayıflığından şaşkınlığa uğradı. Sonra kendi aralarında anlaşarak Hüthüt'e şöyle sordular. Ey zatına rehberlik, başına da hidayet tacı yakışan kuş! Sen birçok çöl ve yol kat eden, yolculuğun tehlikelerini iyi bilen ve onları gayret göstererek aşan bir kuşsun. Ancak bizler aciz durumda kalan, mutsuz ve başarısız bir sürü olduk. Bu sırrı keşfedemedik çünkü cehaletimiz çok, bilgimiz ise pek az. Eğer o mükemmellikler semasında bir güneşse bizler bir zerreyiz. Halimiz şaşkın ve biçareyiz. Onun menzili alem tekerleğinden daha yukarıda. Yüceliği ise arşa kadar olan mesafeden daha geniştir. O 9 felekten daha büyüktür. Bizse çalı çırpıdan küçüğüz. Öyleyse bizimle onun arasında nasıl bir bağ olabilir? Ya da bu bağın nasıl bir hikmeti vardır? O padişahlar padişahıdır. Bizse bir toprak gibi yolda kalan dilencilerin dilencisiyiz. Bizim için bu bilinmeyen bir iş. Aklımız bunu almakta yetersiz. Biz alçağız, onun zatı ise pek yüksek. Denizin damlayla ne ilgisi olabilir? Anlat bize. Hüthüt'ün Simurg'un zuhurunu anlatması. Hüthüt kavmine şöyle cevap verdi. O Ali Cenab Padişah önce gizli bir hazineydi. Onun gizli hüsnü cemalinin aynası güneşti. O bilinmeyi istedi ve önce tecelli etti. Güneş gibi bu tecellisinden binlerce gölgesi oluştu. Bu gölgelerden temiz bir gölge parladı. O gölgeye hepsinden çok nazar kıldı. Dünyadaki tüm kuşların şekli onun hikmetli gölgesindendir. Sen bunun hikmetinden haberdar oldun. Böylece seninle Simurg arasında bir nisbet oluştu. Ey akıllı kuş! Bununla öğrendiğin sırrı ifşa etme. Kime bu keşifler nasip olmuşsa gönlü hak aşkıyla dolar. Herkesi şaşırtır ve hakta fena bulur. Hakta fena olmak, masivayı terk etmek ve kendinden geçip hakkın aşkında kaybolmaktır. Şimdi sen kimin gölgesi olduğunu anladın ve sadece ona olan yakınlığınla güçlü oldun. Parlayan gölgesini göstermek istemeseydi Simurg'un gölgesi olmazdı. Eğer kendini devamlı gizli tutsaydı onun gölgesi hiçbir zaman zuhur etmezdi. Gölgelendiricinin var olduğuna gölgenin zuhuru açık bir delildir. Bunu iyi bil. Eğer gözlerin hep Simurg'da olmazsa gönlün ayna gibi temiz olmaz. Onun cemalini gören kör olmaz. Başkaları ne derse desin onun yüceliğini açıklayamaz. O kendi cemaline aşık olunmasını istedi ve güneş gibi bir ayna yarattı. Aynada nazla cilve ederek cemaline olan aşıklığı başlattı. O ayna gönül oldu ve Hak Teâlâ ona devamlı nazar eder. Böylece o cemalinin yansımasını gösterir. Senin gönlünde bu yansımaya ayna oldu. Hikaye. Güzelliğini göstermek için ayna kullanan padişah. Yüzü aydan daha güzel bir padişah vardı. Ay yüzlü güzeller bir orduysa o onların şahidi. Boyunun yanında sedir ağacı ufak kalır, yüzünün güzelliğinden güneş bile utanırdı. Herkes ona aşık olur, onun can alıcı yüzünü bir kez olsun görmek isterdi. Alemde onun güzelliğinden söz etmeyen yoktu. Herkesin canına onun aşk ateşi düşmüştü. Güzelliği kadar naz ve işvesi vardı. Bazen beyaz ve kırmızı renkli atına binerdi. Meydana çıktığında onun cemalini görenler oracıkta ölüverirdi de gezdiği yollar ölülerle dolardı. Cemalinden dünya velvele içindeydi. Zulmünden can mülkü zedelenmişti. Onun bu can alıcılığından halk çok rahatsız oldu. Bu durumu bilen padişah cemalini halkın zahmet çekmeden nasıl seyredebileceğini düşünmeye başladı. Emriyle bir ayna yaptılar ve tahtının önüne koydular. Oraya
güzel bir de manzara kurdular ve yıldız gibi parıldayan aynayı onun içine yerleştirdiler. O zaman zaman aynaya bakardı. Halksa onun aynaya yansıyan cemalinin aksini rahatça seyreder ve onun güzelliğinden istifade ederdi. Bu zamana kadar onun cemalinden kimse fayda bulamamıştır. Aynayı yaptıktan sonra ise cemaline bakarak hem kendi yararlandı hem başkaları. Sen bu aynayı gönül bil. Gönülde onun cemali akseder. Vücudunu bir köşk, gönlünü ayna bil de onda padişahın cemalini seyret. Ancak önce bu aynayı işlemek gerek. Yoksa padişahın aksi belirmez. Onun cemalini aynada, kendini de onun karşısında bir seyirci düşün. Ayna ne kadar temiz ve parlaksa, yansıma da o kadar kusursuz olur. Hikaye: İskender'in kendini elçi tayin etmesi. İskender bir gün kendi kendini elçi tayin etmeye karar verdi. Padişah, Simurg'un mektubunu taşıyan güvercin gibi gitmesi gereken memlekete elçi olarak gitti. Halka, İskender şöyle şöyle ferman buyurdu diye seslendi. Kimse bilmiyordu ki İskender'in elçisi İskender'in kendisiydi. İskender elçi gibi davranıp kendi fermanını halka kendi bildiriyordu. Halk onun İskender olduğunu nasıl bilsin ki? Herkes onu elçi zannetmiş ve kimse padişah olduğunu düşünmemişti. O halka fermanları iletip bir elçi olarak maksadını bildirdi. Bu hali halkın yüzde biri bile fark etmedi. Kimse bu perdenin nakşından onun neyi kastettiğini anlamadı. Sen de padişahtan bir hikmet duymak istiyorsan eğer, bir haberciden işitmelisin. Kuşlar bu sözleri düşündükten sonra öndeki perde sırlarını ve birçok hikmeti anladılar. Herkes maksadına kavuşmak için yolunu iyice öğrendi. Böylece muhabbetleri arttı. Hüthüt güzel sözler söyleyip habersizleri haberdar etti. Kuşların Hüthüt'e yol hakkında soruları. Kuşlar Hüthüt'e şöyle sordular. Ey hidayet işinde kamil olan! Bizler çok aciz durumdayız. Türlü zorluklar çektik. Gücümüz kalmadı. Vücudu incinmiş ve zayıflamış bir sürü haline geldik. Önümüzdeki iş büyük. Yol uzun ve tehlike çok. Bu yolu geçmenin imkanı var mı? Hüthüt kavmine şöyle cevap verdi. Bu yolda esas olan aşktır. Herkes niyetini buna göre düzeltsin. Aşıklar sormaktan ve danışmaktan uzaktır. Aşık olan için can da neymiş? Eğer maşuk aşıktan bir şey isterse, onun için can ve dünyadan geçmek kolaydır. Can, sevgilinin yolunda, yolcunun önüne çıkan çukur gibi bir engeldir. Aşık, vücut ve cana ihtiyaç duymaz. Hatta akıl ve zekaya da muhtaçlığı yoktur onun. Aşk alemi canı yakar. Aşık olan utancından ve milletinden hep vazgeçer. Aşka zevk gerekir. Bu yolda yanmak ve dertlenmek lazımdır. O çakmak gibi alemi kuşatır. Kimde aşk derdi hakimse, ona canından vazgeçmek daha uygun olur. Kim her an maşuğunu düşünüyorsa, canına afet gelse bile umurunda olmaz. Aşkın işi sıkıntı, sonu ise dertle yanmaktır. Tüm cihanı aydınlatan ahı onun mumudur. Dert, aşkla yanmanın işaretidir. Dert olmadan aşık can feda edemez. Ey mutrip, gel dertli bir şarkı yaz. Ey saki, dertsizlikten ben helak oldum. Bana öyle bir dert kadehi ver ki, aşk derdinden gönlüm fayda bulsun. Ben onu içip candan ve akıldan geçeyim. Aşk meyhanesinde erlerden olayım. Canımı türlü utançlardan kurtarayım.